Herkese merhaba. İstanbul Happy Meeting girişimi tarafından hazırlanılıp sunulan şehir Happy programının Ben Abdullah Ednik. Bugün arkadaşım Zeynep Nur Ayanoğlu ile birlikte Zeynep Okya'yı ağırlayacağız ve pataj üzerine konuşacağız. Merhaba, iyi günler. Zeynep hoş geldin. Hoş bulduk. Kendimi de takdim edeyim. Ben Zeynep Nur Ayanoğlu. Ee, Zeynep, biz senin aslında Almanya'da kasele gittiğimizde, Dokümente 15'i ziyaret ettiğimizde tanıştık. Ve Dokümente 15'in ilginç bir e, küratörü vardı bu sene. San, e, bağımsız bir sanat kolektifi olan Endonezyalı Ruan Grupa. Ve orada senin e, gezerken, işleri görürken, işlerin dokusuna girmeye çalışırken, senin bunu çok kolaylıkla bana kıyasla yaptığını fark ettim. Çünkü sen aslında e, Pasaj diye bir, Bağımsız Sanat İnisiyatifi'nin kurucularındansın ve zaten Ruan Grupa'nın Dokumento 15'te Almanya çapında, dünya çapında yaptığı bir güncel sanat algısını, yönettiği bir algıyı Türkiye'de dansında karınca kararınca yerleştirmeye çalışıyorsunuz uzun yıllardır. Bize biraz anlatır mısın pasajı hangi koşullarda yarattınız? E, Pasaj 2010 Aralık ayında ilk defa etkinliklerine başladı. 2010'da kurduk. E, 4 kişi, iki sanatçı, iki kültür yöneticisi olarak. Hoş o zamanlar biz kültür yönetimi okuyorduk henüz kültür yöneticisi değildik. E, Pasajın e, aslında tatlı bir hikayesi var. İşte e, iki kişi e, rastgele tanışıyor e, uçakta. Ondan sonra ve master arkadaşları diğer iki kişi de ve birlikte e, kuruldu pasaj. E, pasajın kurulma sebebi birazcık zaten var olan bir oda. E, Suna Tüfekçi başının kurucularından 27 metrekarelik bir odası vardı. E, o odanın e, daha bağımsız bir şekilde sanatçılarla kullanılması amacıyla başladı. Ee, Beyoğlu'nda bu zamana kadar dört mekan değiştirdik. Şimdi de Fatih Belediyesi'ndeyiz. <laughs> Çemberli Taş'ta. Ee, pasaj e, bir mekanı birlikte yürüten, bir sanatçı rezidansı olan, e, şu anda da yedi kişiden oluşan bir sanat inisiyatifi. Bu noktada aslında şeyden devam edelim. Ben küçük bir oraya dokunuşta da yaptın. E, Pataj 2010 Aralık ayında kuruldu ve 12 yıllık bir süre darfında toplamda 5 farklı yeri kullandı. Dolayısıyla hmm. e, şehrin içerisinde bir e, hareketlilik destanet konusu Beyoğlu'nda başlayan işte tarla başına, Karaköy'e uzanan ve bugün artık Sultanahmet'te Çemberlitaş'ta devam eden bir inisiyatif bu. E, peki e, bu yer değiştirdiğiniz mekanlardan biraz bahsedebilir misin? E, oralarda ne tür bağlar kurduğunuz, nasıl bir e, politika gücünüz bu e, tarihsel tür içerisinde bu politika mesela değişti mi, neler oldu? Hmm. Ee, son soru çok değişti <laughs> Çünkü pasaj değişerek anca var olabilen bir e, yapı Aslında bu bağımsız sanat e, alanlarının genel Bence e, özelliği e, bir mekan algısı ve vizyon ve misyonla başlanıyor sonrasında onlar sorgulanmaya başlıyor bazı hedefler belirleniyor ve o, o hedeflere zaman içerisinde uymak bir e, o hedeflere bir şekilde gerçekleştirmek çok zorlaşabiliyor. Pasaj ilk başladığı zaman bir mekanı vardı. E, üç yıl boyunca bu mekandaydık. E, sonrasında bu mekan artık kullanılmayan yani kullanılamaz hale geldiği zaman farklı nedenlerden ötürü e, ticari, özellikle e, ekonomik diyeyim ticari demeyim. E, ondan sonra farklı bir mekana gittik. Sonra başka bir mekana gittik. Daha çok e, bir mekanı ödünç almak, o mekanı diğer sanatçılarla beraber kullanmak, onlara projelerini ve sergilerini, workshop'larını, atölye yani atölyeleri de olabilir, performanslarını yapabilecekleri bir alan, ihtiyaçları olan alanı sağlamak ve geri vermek üzerine kurulu aslında. Ee, tabii arzulananlar var bir başlayınca şöyle olsun böyle olsun bir de elde olanlar var. Ve o elde olanlarla beraber en oraya uygun en e, yerelde anlam taşıyacak program nasıl yapılabilir? Hangi konuyu e, o senenin odağına alabiliriz ve nasıl ilerleyebiliriz? Bunun üzerinde e, yerelle her seferinde yeniden değişen, yeniden hedeflerine programını belirleyen bir oluşum. Birkaç şey söyledin şimdi anahtar kelimeler üzerinden gidelim. Bağımsız iş yapmak, bağımsız bir yer olmak, bağımsız hmm. bir mekan olmak, kolektif iş yapmak hmm. ve inisiyatif almak. Hmm. Ben biliyorum ki pasajın bünyesinde inisiyatif almak giren, çıkan, katılımcı olan kişilerle. Ve daha sonra işbirliği yaptığın sanatçılarla da çok dinamik bir halde. Bunu nasıl yönetiyorsunuz ve sizin için inisiyatif almak ne demek? Değerleriniz neler? Ekibe katılan insanların kendi iş tanımını ve kendi alanını yaratabileceği bir özgürlük alanı yaratmamız gerekiyor. Bu nedenle de çoğu zaman bir Çalışma yapısının, projenin e, henüz bitmemiş olması lazım ki yeni gelen kişi, eğer ki onu davet ediyorsak, istiyorsak katılmasını, e, o kişinin kendi durduğu yerden, kendi algısıyla, kendi inisiyatifiyle koyduğunu gerçekleştirebilmesi için. E, bu da işte o a, bitmemişlik a, ve son nokta konulmamışlığı getiriyor. E, kolektif çalışmak da bunu gerektiriyor bizce. E, bi, tabii ki de çok farklı kolektif yapılar var. Yani bu e, pasajın kolektif anlayışı diyeyim, kolektiflik anlayışı diyeyim. zaten çok farklı yapıların olması da çok heyecan verici. <laughs> Ve e, 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 inisiyatif almak özgürlüğe geri... Gelince e, özgürlük e, hem sanatçıyı serbest bırakmak anlamında, hem bizim kendi özgürlük alanımız yani e, sadece e, yapmaktan keyif aldığımız e, motive olduğumuz ve yanlışların yapılabileceği bir yer olma e, kusurlarıyla öğrenme mekanına dönüşmesi bunu. Çok önemsiyoruz. Bu sanatçı için de öyle. Yani bir sanatçının illa bitmiş bir sergisinin gösterilmesine gerek yok pasajda. Sanatçı o sırada bir şey deneyimliyor. Ve o o deneyim çok kötü bir sonla da sonuçlanabilir. <laughs> Ama sonuç olarak o yolu alması gerekiyor. Ve belki de o yolda geri bildirim almaya ihtiyacı var. Ee, ve o geri bildirimi bizim gibi bir açık alan e, toplantısı yani açık bir alanda bir toplantı yaparak bir açık stüdyo günü yaparak bu geri bildirimi alabilir. Belki bu noktada şey olarak da ifade edebilirim bu durumu aslında. Patay belki tam olarak bir sonuç mekanı değil aynı zamanda bir süreç mekanıdır. Evet. Dolayısıyla o süreçte neler olabilir neler olmayabilir veya çıkarken kafamda olan şey... Tam olarak istediğimiz sonucu vermeyebilir. Bunları da görmek adına bir de vaat ettiği şeylerle de dikkat çeken bir mekan. Ben peki bu noktada konuyu başka bir yere taşımak istiyorum. O da önce vurguladığım gibi işte bu 5 mekan tarafında bazı şeyler değişiyor. Hmm. Ee, iletişim kurduğunu, diyalog halinde olduğunu yerel çevreler değişiyor ki bu çok önemli bir konu. İkinci bir e, konu olarak da aslında izleyiciden bahsedebiliriz. Sonuçta e, her mekanın, evet şehrin birçok farklı noktasından diyaretçi var. Ancak buna paralel bir şekilde yerel bir içi grubu da her zaman olur. Bu Hı -hı. belirli noktalarda Hı -hı. İstanbul'da çok ön plana çıkan bir konu mesela. Kadıköy'ün kendi izleyicisi Hı -hı. ayrı bir yerde durur Beyoğlu'nun böyle bir kimliği vardır. Ki siz de buna çok talipsiniz. Çünkü tarla başında yaptığınız projeler inanılmaz ilgi çekiyor. Hı. Kesinlikle o noktada artık şimdi de mesela çember tavşıda bu sürece devam etmek, Barın Han'da bunu yapmak farklı bir deneyim. Bu noktada pasaj ekibi olarak bu yerellik, bu yerellik ve evrenellik meselesini nasıl algılıyorsunuz ve birlikte var olduğunu doğal ortam ile nasıl bir bağ kuruyorsunuz? Bunu sorarak devam etmek istiyorum. Um, yerelliği iki açıdan Ele alacağım bir tanesi izleyiciyle kurulan bağ ve oradaki yerellik bir de İstanbul sanat ortamındaki yerel ve evrensel üzerinden. Ee, biz e, ilk e, Halep pasajında başladığımız zaman bir pasajın içindeydik. Ee, bu arada mekanın ismini biz koymadık. Bir tane açık buluşma yapıldı. Funda Oralın modatörlüğünde Gözde Zender'in e, is, koyduğu isim pasajist ismiyle başladı ve aslında isimden itibaren daha katılımcı daha dahil edici daha gelip belki de pasajın içindeki sanat öz, sanat geçmişi olmayan bir insanın da gelip yorum yapabileceği ve çoğu zaman da sanatçıyla iletişim kurabileceği, sanatçının da sanat geçmişi de olmayan insanlarla karşılaşabileceği bir alan kendiliğinden oldu. Ee, sonrasında tabii ki de her sanatçının kendi sanat e, çevresiyle beraber işte e, daha müdavimleşen sanat ortamından sanat seyircisi de oldu. Biz e, her şeye açığız. Diğer taraftan bazı önceliklerimiz de var. E, yerelle ve e, oradaki insanlarla bir bağ kurabilmek bizim için çok önemli. Yani pasajist neresi denildiği zaman pasajın içerisine girip de kimsenin bilmemesi mesela bizim için herkes için böyle olmak zorunda değil. Bizim için bir yıkım olurdu yani. E, ve e, çok enteresan tabii hikayeler de var. Mesela bir sanatçıya e, pasajdan birisi gelip Elizabeth Aron'un sergisiydi. Elizabeth niye bunları buraya koydun? Şuraya koysan daha güzel olurdu gibi bir, şey söyleyebiliyor mesela. <laughs> o kişiye yani kadının enstelasyonu sonuç olarak sanatçı ve kendi sanatsal özgürlüğü olarak da gördüğü bir şey oraya böyle sanat ortamından genellikle hiçbir zaman karşılaşamayacağı dan diye bir eleştire um, eleştiri, bir um, bakış açısı sunabiliyor um, sanat ortamında olmayan bir kişi. Biz kendimizi daha çok tutuyoruz çünkü hani söylememek için. Um, tarla başına um, gelirsek tarla başında biz um, Üçüncü katta bir e, atölyeye sahiptik. E, ve katılımcı sanat projeleri yapmak isterken... E, ...üçüncü katta bir atölyeye sahip olunca şeyi anladık. Herkes orada ne yapıyorsunuz? Ne oluyor orada diyor. Gelin gelin diyoruz ama kimse gelmiyor. E, e, dedik yani bu insanlar gelmeyecek. Üçüncü kata çıkılmıyor. E, köşede İsmail Bey'in dükkanıyla... Ee, bir bağ kurduk. Ee, zaman içerisinde İsmail Bey, İsmail Abi oldu. İsmail Abi menemenci. Ee, çok güzel menemen yapar. Ee, ve menemenini herkes e, bir tadıyor o yoldan geçenlerin. İşte Erasmus öğrencileri, okuldan çıkan çocuklar, anahtarını bırakanlar yani orası bir geçiş noktası. Ve Onunla işbirliği kurduk. Üç sene boyunca sanatçılar buraya sanatsal müdahale yaptılar ve aynı zamanda İsmail abi bize kilit isim olarak bütün kilit insanları tanıştırdı. Sanatçılarla biz onları tanıştırdık. Özellikle çocuklarla kurduğumuz ilişkilerde çocuklar zaten bir bağ kurdular aileleriyle beraber ve gerçekten de. E, işleyen bir sistem oluştu ve keyif alınan aynı zamanda e, oradaki süreç boyunca her gelen sanatçıya da e, burada e, kaldığın süre boyunca e, çocuklar için atölye yapmak ister misin dedik böylece oradaki farklı yaş gruplarındaki çocuklara da farklı farklı atölyeler yapıldı küçücük bir şey. E, İstanbul sanat ortamındaki lokallik evrenselliğe gelince de ben açıkçası bazen e, e, yerelde e, daha az e, evrenselde daha fazla e, eş e, organizasyonla iletişim kurduğumuzu hissediyorum. Yani e, bazen e, İstanbul sanat ortamında ki kurduğumuz bağdan çok daha derin bir bağ kurabiliyoruz evrensel. Yani evrensel değil, uluslararası diyelim bağ olarak. Hmm, daha konuşurum. İster misiniz? <laughs> Senin söylediğin local anchoring, yere, yerele çapa atmak, tarla başı hmm. örneği o açıdan çok değerli, güzel bir örnek. İsmail Bey'in İsmail abi olması çok güzel <laughs> evet. bir geçiş. Ben de bir önceki cevabından birkaç not aldım bu açık stüdyo ve ticarileşmemek konusuyla alakalı. Şimdi süreç odaklı olmak demek aslında galerilerde bitmiş işler sergileniyor tabii ki. Hı hı. Ama sanatçının yaklaşımına göre o işin yapılma sürecinde atölyesini de ziyaret edebiliyorsun. Çeşitli arkadaş çevreleriyle ya da sanat profesyonelleriyle Kendini anlamak için, kavramlarını irdelemek için beraberce sohbetler de gerçekleştirebiliyor hmm. sanatçı ama dediğim gibi en nihayetinde sonuç sergilenir ticari hmm. olan yerlerde. Bitmemiş bir serginin sergilendiğini görmedim ben. Gerçi İstanbul Bienalinde daha yine metin odaklı ve süreç odaklı işler vardı bu sene onları gördük. Herhalde güncel sanatta böyle bir gidişat olduğunu, İstanbul'un da bunu denemiş olduğunu söylemek zorundaydı. Malumun ilamı olacaktır. Hı. Halep Pasajı'ndaki yerinizde daha önce konuşurken Mısır Apartmanı'na ve Beyoğlu'nun ilk AVM'si olan Demirören'e eşit uzaklıkta bir yerde olduğunu söylemiştiniz. Buna gelelim. Bu ilginç çünkü Demirören AVM bir soylulaştırma projesi Hı. ve Beyoğlu'nun ilk AVM'si dediğim gibi. Mısır Apartmanı'nda ticari galerilerin olduğu ve bitmiş işlerin sergilendiği bir alan. Hı -hı. Şimdi pasajı kurduğunuz bu orta yer ve bugünkü işlerinizi de simgelediği için tekrar tekrar hep oraya dönüyorum ama değerli ve önemli bence. Bununla ilgili ne söylersin? Beyoğlu bitti, bitmedi tartışmaları da var bir Hı -hı. yandan. Yani ee, Beyoğlu bitti bitmedi. Ben Beyoğlu'nu kendi kendine yeniden üreten bir yer olarak düşünüyorum. Yani ben ben Beyoğlu'nun bitebileceğini düşünmüyorum yani. Ee, bizim e, bu a, pasaj, Halep pasajı ve Halep pasajının içindeki esnaflar, dükkan dükkan, ee, diğer taraftan Demirören, Mısır apartmanı ve bütün o galerileri düşününce. Orada bir güç var gerçekten yani. Mısır Apartmanı girince bütün galerilere gideceğimizi biliyorduk. Özellikle 2010'dan bahsediyoruz. 2010-2011'de şu anda Mısır Apartmanı'nda hani olan birçok galeride taşındı. Yani şöyle bir bağ kurmuştum ben. Bizim konumlanmamız olarak Halep Pasarı bize çok uyuyordu. Çünkü Yok olacak bir e, yapıdan bahsediyoruz. Aynı zamanda şimdi pasajlarda ve hanlarda çok garip bir alternatif ekonomi dönüyor. Ve ahbaplıklar dönüyor. E, ben küçükken de babam hep e, hanlarda olduğu için küçükken de gidiyordum ve devamlı... E, o muhabbete katılmaya çalışıyordum. İşte iş bittiği zaman tavla atanlar, işte ya da birleşip kahve içenler, beraber işte oruç açmalar falan ve işte kovası olmayan yandan alır. Merdiven mesela zaten bir tane merdiven vardır. Herkes kullanır. Bu o alternatif ekonomi bizim de kurmak istediğimiz, hani çünkü bağımsız bir mekan deyince ne olacak? Bir başka bir şeyin içerisine girmek durumundayız. Tamam bunu istemiyoruz ama neyi istiyoruz? Hani olanı istememek ama neyi kurmaya Tabii talip çalışmak. olduğunuz bir şey var ve aslında onun yürütüldüğü hali hazırda. Öyle bir ekonominin döndüğü de bu pasajlar var. Dolayısıyla çok doğru yerdesiniz. Evet. Diğer taraftan hala alternatif ekonomi nasıl üretilir bilmiyoruz yani denediğimiz şeyler var ama. Ee, ...bilmiyorum hayat boyu öğrenme <laughs> süreci gibi yani. Ama birçok Avrupa Birliği projesi yaptınız. Sanatçılarla birçok işbirlikleriniz var. Onları biliyorum. Mesela Musical Postcards, Beyond Verbal, Sound of Curiosity gibi projeleriniz var. Avrupa Hı -hı. Birliği fonuyla aldığınız. Dediğin gibi uluslararasında çok fazla aslında... ...irtibatlarınız, bağlantılarınız da var. Belki sadece Türkiye'de sanat deyince daha ticari yönü ön planda olduğu için... Bu şekilde söylüyorsun değil mi? Dünyada daha yaygın çünkü bağımsız inisiyatifler. Evet aslında demin dediğim ve çok e, kolay bir yerden söyleyeyim yani e, ticari ve ma, e, o e, materyalist e, süre dünyanın karşısında alternatif ekonominin hani e, çok daha e, minör şekilde ilerlediği e, bir dünyadan bahsettim. E, Avrupa Birliği projeleri yaptık evet, e, yapmaya da devam ediyoruz. Avrupa Birliği projeleri zaten e, birçok bizim gibi organizasyon için e, biraz devamlılığı sağlamayı da sağlar. E, çünkü çoğu zaman yaptığımız işin karşılığını alamadığımız için. Bu gibi projelerde de her işin karşılığının yazılması gerektiği için ka o karşıya kalem, hale, kalem kalem. kalem kalemleri. Evet ee, böylece bir projeyi yapıp çok uzun süre yani o parayla bir şeyi devam ettirmeye çalışıyoruz. Onu doğru bir şekilde ayırmaya ve kendimizi adapte etmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda Avrupa Birliği projeleri ve bütün projeler yani bir tek Avrupa Birliği'nin fonlu olmasına gerek yok. Tabii büyük bir network sağlıyor ve o networkte dayanışmayı bir arada getiriyor. Çünkü dayanışma tabii ki de artık yerel bir şey değil. Yerelde dayanışma çok önemli hani e, support your local e, girl gang olayı <laughs> yani evet e, ki, lokalde, yerelde birbirimizi desteklememiz gerekiyor ama onun da ötesinde artık e, her e, dünyanın her yerinden destek mekanizmaları doğurabiliyoruz. Ya Adnanlarım zaten uluslararası projelere veya fonlara başvurmanın en önemli katkıları da bunlar. birincisi. Dediğim dediğin gibi bu tür bağımsız ekipler adına bir tür faturalandırma, kalem kalem her şeyi altında ortaya dökme konusunda bir pratik kazandırıyor. İkinci bir aşamada olarak da dediğin gibi gerek yerel gerek uluslararası anlamda farklı işbirliklerinin birliklerinin önünü açıyor sonuçta. Burada evet bu var ama demek ki Meknika'da da şu varmış. Demek ki bir benzer bir videonun sahibi beraber hareket edebilir. Bu tür iş birliklerinin önünü açıyor. Adnan Yurtay'ın ve benim dikkatimi çeken konulardan bir de aslında şeydi bu e, bağlamında işte şuraya değil de buraya <laughs> mesela bu çok önemli bir şey bence çünkü mekanların algılanabilirliği üzerine de bana bir şeyler söyleyen yani bir şey. Kimse bir galeriye gidip o havalı ortamda ya bunu şuraya değil de şuraya koynaydının e, etme cüretinde bulunamıyor. <laughs> Zaten ha, Beyaz küp olarak galeriye girerken insanlar çekiniyor. Hmm. Acaba bilet almam gerekiyor mu? Nereye gerekiyor? Bilet mi alacağım? Hmm. Ne yapsam? Hmm. Orada mesela kitaplık oluyor. Kitaplığa gidip bir şeyler karıştırabilir ama o kadar davetkar değil belli hmm. ki o kişi için. Ayağa alışkın değilse eline bir kitabı alıp şöyle bir karıştırmak mesela onun için çekinme sebebi olabiliyor. Kesinlikle işte bu noktada meselesine gelip bunu söyleyebilmesi mesela bir anlamda çok olumlu bir şey. Çünkü az önce de belirttiğim gibi bu bir sonuç değil, süreç mekanı. Dolayısıyla belki onun söylediği bir şey sanatçıda veya ekipte başka bir düşünceye yol Bu anlamda punt bir şey. İşte diğer konuda zaten algı algı de bence dikkat çeken konulardan biriydi buradan geçmek dediğim konu yine aslında pantajanın girişte de belirttiğim gibi 12 yıllık süreçte ekibinde birçok değişiklik oluyor. Hı. gidenler, gelenler, bunların getirdiği yeni vizyonlar, yeni iş birlikleri, yeni projeler bir anda aslında projenin yol 2 yolunu da farklılaştırıyor, belirli yönlere eğiriyor, çeviriyor. Bu noktada bence kıymetli bir konu bu. Program ünitesinde konuşurken de aslında şeyden bahsetmiştim. Bence onu ayrıca vurgulamak gerekir. Patajdan biri ayrıldığında hemen yerine birini ikame etmek gibi bir düşünce yok veya o görevi birine devretmiyor. Çıkan kişi kendi yoluna giderken ekibe bir değer dahil olduğu yöntemde ki böyle bir zorunluluk yok. Hı -hı. Kendisinin hangi konuda nasıl bir imtiyatif almak istiyorsa o yolda devam ediyor. Bu da aslında patajı denginleştiren ve her devirde farklı bir yöne evrilmesini sağlayan ve bence diri tutan konulardan da biri mesela. Hı -hı. Bu sürece biraz değinmek istiyorum. Bu 12 yıllık süreçte işte hem ekip nasıl değişti, hem de ekipten çıkmalar, ilave olmalar, mesela Didin yönündü videonun neler kattı veya dönüştürdü. Bunu sorarak devam edelim. Tamam, o zaman isimlerini alalım ee, bence. Ee, ilk e, dönemde Suna Tüfekçibaşı, Seçili Yaylalı, Elif Bursalı ve ben varız Zeynep Okyay. Ee, sonrasında Özgür Demirci. ...katılıyor. Suna Tüfekçibaşı bu arada çıkıyor. Özgür Demirci, Giorgio Cayone ...katılıyor. Sonra Özgür Demirci ayrılıyor. Sonrasında... ...Aslı Dinç katılıyor. Ve bu senede... Selin Atik ve Nuray Özdoğan katıldı. İnisiyatiflerde... ...inisiyatif... ...zaten ismi <laughs> üzerinde... ...inisiyatif almak isteyenin ekipte kaldığı e, ve artık inisiyatif almak istemeyenin geri çekildiği, zaman içerisinde belki çıktığı e, bir e, yapı var. Belki de çıkmadığı bir yapı da var bu arada. E, iki sene boyunca e, çok fazla katkıda bulunmayan bir insan e, iki senenin sonunda yeniden ekipte çok büyük roller alabilir. Çünkü e, biz e, Mesela kendi deneyimimizden örnek verirsem, e, biz devam etmek istiyoruz. Bu uzun bir yol ve çoğu zaman farklı farklı hayatlarımızın e, dönemeçleri dönemeçleri oluyor. oluyor işte. Berlin'e gittin e, sanatçı rezidansına değil mi? Evet, yani Mesela. hayatımızı durduran bir şey böyle hani tam zamanlı yapılacak bu iş bırakılamaz ve hayatımızı durduracağımız bir şey değil. Çok daha esnek yapıda. İşte ben şu anda bunu yaşamak istiyorum, bunu yapacağım. İşte e, ve aslında yaptığım o şey de buraya geri dönecek. Çünkü e, bunlar kendi içinde akışkanlıkları olan şeyler. E, ya da e, diyelim ki birisinin çok farklı bir dönemi oluyor, çocuk doğuranlar var, kayıplar yaşayanlar var, e, hayatını artık idame ettirme ettiremeyen ve tam zamanlı bir işe girenler var. E, i̇nisiyatifi alabildiği sürece o aldığı inisiyatif dönüşüyor. E, yani mesela eskiden şu kadar zamanda yaptığı bir işi belki de o kişi zaten iki saatte de yapabiliyor. E, bu, Esneklik, çalışma saatlerinin devamlı bir şekilde değişmesi, açılış kapalış günlerinin de değişmesi, mekanların değişmesi, grupların değişmesi bunların hepsi aslında kişiler fikrin ötesinde olmadığı için devam edebilen bir şey. Yani pasaj bir fikir, bir kendi kendini yaratmaya çalışan bir oluşum. Ee, ve burada e, bu bahsettiğim kişiler onun çok da önünde değil, arkasında da değil, yan yana e, yürüyebiliyor. Bu nedenle de e, bu şekilde işleyebiliyor. Çok güzel böyle manifesto gibi konuşuyorsun gerçekten. <laughs> ben de fikirler kurşun geçirmezdir. <laughs> demek istiyorum. Aynı ama. şeyi ben içimden geçirdim o önce. <laughs> Gerçekten. Evet. Yani bir sloganın vari aslında yaptığınız her şey onlara bağlandığı için Contemporary Art for Everyone yani herkes için güncel sanat dediğiniz noktada ben senin bir de bir e, uluslararası bir arkeoloji projesine Taşlıca'daki Marmaris'in bir köyü değil mi? Hı hı. Son köyü. Evet. Taşlıca'daki e, bu projenin ...küratörü olduğunu biliyorum. Hı. Orada da böyle bir iş yapıyorsunuz. Yani yerele çapa atan bir iş yapıyorsunuz. Birazcık da ondan bahseder misin? Herkes için güncel sanat ne demek? Mesela taşlıca yerlileriyle ne yapıyorsunuz? Hı. Ee, belki de pasajda olan bağını da anlatayım. Tabii ki. Şimdi biz e, pasajda e, hepimiz yaptığımız kendi pratiklerimizi de ...pasajın bir bağlantısı aynı. Yani Demin ki akışkanlıktan bahsediyordum ya. Yani... Ben evet oraya dahil edildim. Pasajı e, dahil ettim. Bütün üyelerin aslında az çok yaptığı da bu. Bir yere da, davet ediliyoruz, pasajı da götürüyoruz. Çünkü bu ikisi birbirini destekleyen şeyler. Ben oraya davet edildim çünkü pasajdaki pratiğim nedeniyle davet edildim. E, ve e, şu anda da orada... E, Pasaj, pasajı da bir yere koyarak, o projenin bir yerine koyarak e, devam ettiriyorum. E, biz e, orada dört kişiyiz. Üç sanatçı var. E, ve e, ben varım. E, Aslı Dinç, Aslıhan Güçlü ve Ayşe Özaydın. E, o projeyi çok heyecanlanıyoruz. Çünkü biz iki yıldır Taşlıca'ya gidiyoruz. Taşlıca Marmaris'in son köyü ve Söğüt'ün hemen dibi. Ama suyla direkt bağ yok. Çok arkadan Serçe Limanı'ndan bir bağ var. Köy yukarıda kalıyor. Yaptığımız programa da Yukarı Şehir ismini koyduk. Oradaki bütün sosyal bağların ötesinde aynı zamanda Phoenix projesi dahil olduğumuz proje bir arkeoloji projesi. E, arkeoloji projesi de olduğu için e, arkeolojik e, bütün e, metodları da e, gözlemliyoruz Arkeo çünkü arkeologlar en yakın arkadaşlarımız oradaki <laughs> ve bu arkeolojik yöntemleri... Arkeologların kullandığı yöntemleri sanat pratiğine nasıl aktarabiliriz ve e, yeni nesil bir proje, bir arkeoloji projesi olarak geçiyor Phoenix. Bu e, insanları dahil eden bulguları hemen paylaşan, yıllarca beklemeyen, hani orada ne oluyor, ne bitiyor bil, bilemediğimiz, çünkü dahil olamadığımız yerler vardır ya. Her zaman. Her zaman <laughs> i̇şte olduğu gibi. Öyle bir yer olmasın. Orada arkeologlar araştırmalar yapıyor ve tam anlamıyla o insanların yaşam alanlarının yanında yapılan şeyler bunlar. Hem onlardan sözlü tarih olarak öğrenilsin hem de bulgular onların direkt aktarılsın. Üzerine kurulmuş bir çağdaş Sanat Projesi. Arkeolojik yöntemler ve insanlarla bunların nasıl sanat yoluyla paylaşılabileceği üzerine. O yüzden de mobil bir proje yaptık. Çünkü tarla başında deneyimlediğimiz de buydu. Tarla başında hep gelin gelin dedik ve hiç gelmediler ya. E, grubun yani pasaj ekibinin hepsi evlerde içtiği üçü bir aradaların haddi hesabı yok. Yani Misafir oldukları evet, evlerde, evet, mi? evet. insanların kapısını çalıp tarlabaşı hanelerinin. E çünkü çocuklarla beraber çalışıyoruz ya da çocukları projelere davet ediyoruz e, ve o kadar e, ki insanlar gelin diyorlar. E, gidiyoruz ve e, her yerde bir e, nez kafe <laughs> patlatıyoruz ve e, iade-i ziyaret böyle başlıyor. E, kendi kapımı açtım. Ona da gitmeliyim. Bu aslında Türkiye'deki bence kültürel bir şey. Ve o e, taşlıcada da var. Beni davet ediyorlar. Ben onları davet ediyorum. Ve e, onlar bizi davet etmeye başladıkça işte o yolda o yüzden mobil bir proje. O yol esnasında o proje anca yapılabiliyor. Bu noktada ben de taşlıcaya bir Atıf yapayım, Cemal Kurnaz'ın ile alakalı bir çalışması vardı mesela. O da bana göstermişti ki Taşlıca adından sözlü kültürün, edebiyatın ve arkeolojik çalışmaların gerek düşünsel gerek de fiziksel anlamda çokça ya yaşadığı bir mekan. Bu anlamda da bence önemli bir uğrak nokta o bölge içerisinde. Hı -hı. Benim özellikle dikkatimi çeken lokasyonlardan biriydi. Program itlerdini burada tamamlayalım. Evet, güzel sohbetin için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. <laughs> İnşallah anlatabilmişimdir. Ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Bugün pasajın kurucularından sevgili Zeynep Okya ile beraberdik. İnisiyatif almak ne demek? Beyoğlu'nun görünümü değişiyor mu? Beyoğlu bitiyor mu? Bitmiyor <laughs> mu? Değişen mekanlar sanat inisiyatiflerine ne katar? Sanatçı işbirlikleri nelerdir? Yerele çapa atmak ne demek? Ve mobil projelerden bahsettik son olarak. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.